Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar herkes konuşmaya başladığında iri iri rakamlar telaffuz ederek bir ihracatla kalkınma modeli öneriyor. Fakat söylemem gerekirse sizin 2023 vizyonunuzun %50'sini tutturacak bir ihracat rakamına ulaşmanız zor. İhracatta zenginleşme modeliniz çöktü. Çökmemesi için katma değeri yüksek, yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatta payının yüksek olduğu bir ihracat modeline evrilmeniz gerekiyordu. Maalesef bugün Türkiye 1.20 ihracat ortalamasıyla dünyaya ucuz emek ve kaynak ihraç eden ülke haline getirdiniz. Değerli milletvekilleri, ihracat planlaması üretim planlamasıyla birlikte başlar ve devam eder. Eğer bu bakanlığın bir ihracat planlaması olsaydı, ekim dikim zamanı Tarım Bakanlığı'yla otururdu. Ne kadar domates ekileceğine karar verirdi. Sıkıştığında domates ihracatını ve domates konserve ihracatını kayda bağlamazdı. Yine değerli milletvekilleri, bu bakanlığın bir ihracat planlaması, ileri bir ihracat planlaması olsaydı OECD verilerine bakardı, yüksek hızlı internetin ihracatı arttırdığını görür ve Ulaştırma Bakanlığı'yla birlikte yüksek hızlı internet talebini açardı. Yine Sanayi Bakanlığı'yla birlikte ihracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payını nasıl arttıracağına karar verirdi. Maalesef bunun yerine algı yönetimi yapmaya devam eden bir ihracat yönetimi, bir AK Parti iktidarıyla karşı karşıyayız. 2022 Ocak Kasım ayı ihracat ve dış ticaret verilerini açıkladılar. %13.9 ihracat artışıyla ihracatta zenginleşiyoruz algısını yaratıyorlar. %13.9 ihracatla zenginleşiyorsak Sayın Bakan, %36.6 ihracatla da bu ülke, ithalatla da bu ülkeyi fakirleştirdiniz maalesef. Bakanlığın sosyal medya hesaplarına bakıyoruz. Bu verileri değerlendirirken diyor ki ihracatın ithalatı karşılama verisi tamdır diyor. Eğer diyor enerji ve altın ithalatını çıkartırsanız tam. O zaman size döner derler ki tarım ve madencilik ürünlerini de çıkartırsanız bu kadar açığınız var. Bu kadar ciddiyetten yoksun bir dış ticaret yönetimini kabul etmiyoruz. Kim başkanı da kabul etmiyor. Kurun altında ezdirdiniz bizi diyor. Rekabetçiliğimizi yok ettiniz diyor. Dolayısıyla yapmadıklarınızla dış ticaretçinin ve ihracatçının bakanlığı ve bakanı olamadınız. Belli zümrelerin bakanlığını yapıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, siz hiç sözleşmeli savcı ve hakim duydunuz mu? Duymazsınız. Çünkü müktesebatı ağır tecrübe gerektirir. Bu bakanlık gümrük muayene memurları, gümrük muhafaza memurları ve gümrük memurlarını sözleşmeli hale getirdiler. En kaba tabirle 174 tane kanundan sorumlulukları var. Sözleşmeli gümrük muayene memuru, memur muhafaza memuru olmaz. Bunu biz değiştireceğiz. Bakanlığın en sorunlu, en zorda, en özlük haklarından yoksun memurları muayene memurlarıdır. Bu memurların özlük haklarını ve maaşlarını arttırmanız gerekiyor. Yine bu devletin en az taban maaşına sahip memurları gümrük memurları ve gümrük muhafaza memurlarıdır. Yine çıkarttığınız atama yönetmeliğiyle 657 sayılı devlet memurları yasası ve anayasaya aykırı olarak aile bütünlüklerini bozdunuz bu insanların. Bu insanlar sizi dava ettiklerinde yürütmeyi durdurma kararlarını hiçe sayıp bunları 90 gün geçici görevle sürgüne yolladınız, mobbing uyguladınız, bunu da kabul etmiyoruz. Tüm bu veriler ışığında siz bu memurların da bakanlığı değilsiniz. Değerli arkadaşlar, gümrük müşavirliği 122 yıllık geçmişe sahip çok köklü bir meslektir. Bu mesleğin odalaşması sadece top başkanının iki dudağı arasında kaprisine maalesef mahkum edildi ve yok edildi. Biz gelin beraber bir teşkilat yasası yapalım dedik, kulaklarınızı tıkadınız. Gümrük müşavirliği teşkilat yasasını da çıkartmıyorsunuz. Gümrük müşavirlerine karşı kabahatler kanunuyla birlikte ceza uygulamalarını bir koyundan iki poz şeklinde çıkartıyorsunuz. Kabahatler kanununa eklenecek bir maddeyle gümrük kanunu bu kabahatler kanundan aridir demekle bu sorunu aşabilirdiniz. Bunu da aşmıyorsunuz. Hayatın doğal akışı içerisinde dış ticaretçiyle birlikte uluslararası seyahatlere gitmesi gereken gümrük müşavirlerine yeşil pasaport uygulaması aklınızın ucundan bile geçmedi. Değerli arkadaşlar, bir de liman giriş kartları problemi var. Tüm sicil dosyaları bakanlıkta olan gümrük müşavir ve müşavir yardımcıları gümrüklü saha adledilen limanlara girişte, giriş sırasında yeniden bir kart almak zorundalar. Bu kartı Ambarlı için alan gümrük müşavirleri Mersin için başka bir kart almak zorunda. Bu da onlar açısından bir zulümdür. Gümrüklü sahaya girişlerinde başka bir karta ihtiyaçları yoktur bu arkadaşlarımızın.
Tamamlayın sözlerinizi. Arkadaşlar, benim can kardeşlerim gümrük müşavir yardımcıları. Ben onların bütün sorunlarını biliyorum. Hiçbir meslek erbabına reva görülmeyen zulüm bu arkadaşlara yapılıyor. Ömürlerinde sadece 3 sınav hakkı tanınmış. 3 sınavla bütün yaşamları sınanıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Öncelikle bunların sınav hakkının takip etmek benim boynumun borcu. Kendi iktidarımızda, o da kanunumuzla birlikte sınavı da biz yapacağız diyoruz. Siz tüm bu anlayışla, tüm bu sorunları görmezden gelmekle gümrük müşavir ve müşavir yardımcılarının da bakanı olamadınız diyorum. Biz iktidarımızda tüm bu sorunları çözeceğiz. Bu bizim tüm dış ticaretçiye, gümrük müşavirlerine, gümrük memurlarına sözümüz olsun diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.